Selam millet, de oynar. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Terra tek oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ilk iş Helios AI Sentry. İlk iş gelip Havkay'ın ekipmanlarını kontrol ettim. Two Block, Medium Fort Wall. Bunların hepsi bende var. Bayonet Shotgun da var. Hepsi var. Happy G var. Powered Block'lar diyerek şöyle bir Powered Block'ları kontrol ediyorum. Better Future. Better Future iyidir ama Better Future'ın da çok bir görevini alamamışız, çok bir şeyini yapamamışız. Şöyle bir bakalım. Black Op Shield. Countop Hilt. Hover Training Novice. Hepsini bir seçelim. Hepsini bir seçelim. Surgeon'la bir konuşalım. Şimdi kardeşlerim değişik araçlar yapıp onu seç, ona geç, onunla uç, onunla kon. Evet, güzel şeyler ama bir yandan da şöyle bir sıkıntı var. Biz bunu gerçekleştirirken GSO'dan şöyle manufacturing diyelim bir. Devamlı araçların shield'ı kapanıyor. Yani bu işlemi yapmak için hatta ben Geocorp'tan gelmiş mi bana, ondan gelmemiş. Bir kardeşim bir kere sen ondan geldi Geocorp'ta kullanmadın falan dedi ama kullanmadıysan bile hani demek ki biraz geç olmuş. Artık sıkıntı o. Ne diyor bana? Destroy enemy tech 0.40 diyor. Bu birazcık suyunu çıkardı zaten. Bu olayın. Şimdi ikisini bir kontrol edelim. Nerede bu görevler? Görevlerden bir denesi. Nerede? Burada. Diğeri de burada. Tamam, sıkıntı yok. Şuna doğru gidelim. Aldın mı abi onu? Aldın. Şaheser. Bunun söylediği göreve doğru giderken bir yandan da niye bu kadar kolay bitiyor senin ateşleme şeylerin ya? Bu kadar kolay bitmemeliydi. Söylediği göreve doğru ince ince giderken karşımıza birileri çıkarsa vururuz. Çünkü şimdi uçarak gidebiliriz görev noktasına. Evet. Çok daha hızlı olur, ben de farkındayım ama kimseyi de vuramamış oluruz. Bu da hoş olmaz. Birilerini de vurmak lazım yani oraya kadar giderken. Griye boyasam daha mı iyi olacak acaba? Bir şey söyleyeyim, daha iyi oldu ya. Kırmızı o kadar güzel değildi. Bırakalım bu yılda. Bırakalım bu işleri. Haritamızı açtık mı açtık. 10 numara şaheser. Şuna doğru gideceğimizi de belli ettik. Şuradan görevimizi alalım. Oo, bu olmaz. Unboxing iste. Gerçi bu ne diyor ki? Deliver Creatable diyor ya. Bu hemen olur yani. Special Deliver. Deliver Creatable diyor. Oo, anında bitecek iki tane görev. Deliver Crate'i buluyorum. Şu anda buluyorum. Evet, buldum. Bakalım içinde ne varmış diyor ama içinde böyle de bir şey buldu aynı zamanda. Biraz ağır vurduğumuz için çok fecaat hasar alıyorlar. Kanka savaş bitti sanki. Sen hala içindeki o heyecanı, amatör ruhu koruyorsun ama her şey oldu ve bitti yani. Kolumun altına sıkışmış gitmeye çalışan bir parça vardı. Onun için yaptım bunu. Sadece şu görevimden dolayı, görev bilincimden dolayı seni de indireceğim. Çünkü o görevi tamamlamak istiyorum. Sonra ikinci crate'e doğru gidelim. Sen ne ara geldin be? Ben oradan çekildim diye base'in yanına adam popmuş. Görüşmek üzere. Hemen şuradaki adama da bir selam verelim. Wow. Kaç kişilerdi bilmiyorum ama hepsi patladı.
Yani tabii aynı hikaye. Şimdi füzeler düşecek üstüne. Adam demek ki haklıymış öyle 40 tane bilmem kaç tane falan diye indir birilerini diye sayı vermekte. Nihayetinde indiriyoruz yani. Şöyle bir bakalım. Enerji kullanımımız bir diş gitmiş. Now. Evet bak hover tekim var gördüğün üzere. Gayet de güzel uçuyor. Şöyle bir basalım buna da. Training de diyelim. Öncekinden daha keskin bu dönüşler ona göre diyor bak. Böyle Colin McRae yap bana diyor. Bana bir ince Colin McRae çalış diyor burada. Colin McRae. Bence bunu başarabilirim. Süre yok sanki. Süre yok. Enteresan. Büyük tombik parçalar verdi bu sefer bana. Hem de bunlar kaporta sanırım. Small fuel tank verdi. Diğeri neydi göremedim ama. Mesela böyle oldu mu güzel. Diğer araca geçiyorum. Kendi aracımı bırakmıyorum. Shield'ım kapanmıyor. Bir sonraki göreve devam ediyorum gönül rahatlığıyla. Bunu yap. Spider King'i indir. Orayı da bir incele diyormuş. Pardon. İkisiyle alakalı da bir şeyler söylüyormuş. Tamam. Şurada bir antrenman yapalım o zaman seninle. Bir tane roketi üzerime koydum ama geyiğine oldu galiba biraz. Çünkü yana doğru düşüyor. Hiçbir şey olmuyor. Spider King'le galiba konuşacağız önce. Oh, hello. Ne oluyor be? Yeni tekerlekli ihtiyacım var. Her yerden bu sinekler geliyorlar. Daha da fazla gelecekler. Aha, uçarak gitti. Bak, daha da fazla geldiler. Adam doğru söyledi. Daramalılar adamları vurmaya çalışıyor bir şekilde. Vuruyor da. Vallahi vurdular yani iyi kötü. Şuradan bir bakalım. Biraz enerji harcamışız bu sefer. Spider King'le işimiz bitmedi galiba bizim ama. Better Future Stabilizing Computer bilmem ne falan. Sen ne diyorsun ya? Better Future bir şeyleri düşürdü adamlar. O zaman alırız. Alırız kullanırız yani neden olmasın. Kim Örümcek Kral'ın mekanına izinsiz giriyor? Örümcek Kral bu mu? Değişikmiş. Gerçekten benim kalemde ne yapıyorsun ya? Biliyorum kapı açıktı ama yani herkes girsin diye bırakmadık onu öyle. Tamam sana saldırdılar sen de buraya bir geldin. Yeterince adil dedi. Ben böyle olsun istememiştim ama ateş edince atomlarına ayrıldı adam. Bunu bir yere dikelim. Kaleye mum diksin bu. Beter ol.
Teknolojisi. Better All Future mu? Hayır. Hawkeye. Hawkeye Spider bir şeyler dedi ama Spider ne dedi hiçbir fikrim yok valla. Şurada bir Hawkeye pili görüyorum. İyon batarya. Bir İyon batarya daha. Zırh var. Bir İyon batarya daha gitti galiba buradan. İlginç. 25-40'ı tamamladık şaka maka bu arada. Bir de dağ taşı ateş edip de ilk attığı mermileri hıskalamıyor olsa bizim adam çok iyi olacak ama o da işin raconu galiba. Önce bir ıskalıyor, bir sevindiriyor rakibine. Harita mı? Evet. Skibidop, yes yes. Harita. Sizin eksik parçanız var mı bayım? Yok gibi görünüyor. Şurada bir havaya kalksak. Hem oradan dolduruyorsun madem, hem ben seni doldursam. Enerjine. Parçalara bakalım. Power bloklardan, bütün firmalardan dersek Better Future, Plasma Furnace ve Dandik piller var. Helal olsun sana ya. Bu kadar kötü bir şey görmedim hayatımda. Hawkeye Big Daddy Wheel. Aynı zamanda Hawkeye Zeus Laser Cannon. Hawkeye Quad Rail Gun. Block Magnet. Peki. Hawkeye Small Jet Engine. Bende ne var abi Hawkeye? Bende de az buz parça yokmuş yani. Peki flight için ne varmış? Small Jet Engine yok sonuç olarak. Manufacturing bloklar var. Enerjide Hawkeye Ion bataryayı, geri kalan bütün bataryaları çıkartabilirim. Üstüm başım Hawkeye Ion bataryası olmuş. Repair Bubble'ım olmuş bir tane daha Hawkeye. Gayet güzel. Aksesuari bloklardan horizontal gyro havada uçan bir araç yapmak için. Güzel. Hawkeye Big Daddy Wheel dediği biraz büyük değil mi? Evet. Belki de bu tank mantığını değiştirebiliriz bu Big Daddy Wheel'larla. Şöyle yapayım ben. Şuradan bir tane alalım. Deneyelim yani. Tekerlek diyelim. Hawkeye Big Daddy Wheel diyeyim. Buy diyeyim. O da pahalıymış ha. Ucuz da değilmiş yani. Şuradan build diyelim. Aracımız bir havaya gaksın. Bunu şöyle getirelim. Big Daddy Wheel'ı şöyle bir bırakalım. Bırakamıyoruz ki. Oo. Big Daddy Wheel'ı böyle sıkıntı. Peki. Olsun bakayım Big Daddy Wheel. Şunu da bırakalım. Bu da olsun. Canım olsun. Ha. Olsun dediysek olsun. Peki bu yılı bırakalım şimdi ha. Abi yamuk duracağını ben de farkındayım ama. Bir şey söyleyeyim, bu iki tane palet bir de hoş oldu ama öyle ha. Denge merkezi biraz battı. Tekerlekler gereksiz oldu. Araç biraz fazla yüksek oldu. Şunu kesinlikle buradan çekmemiz lazım. Bu ikili silahı çekip daha yukarı taşımamız lazım. Sonra onları çekip ondan sonra bir daha ekleyebilir miyiz? Ona bir bakalım. Mesela şunu çektik buraya. Bunu çekebilir miyim? Bunu çekemem. Üstündeki dizilim de bozuluyor o zaman. Daha farklı bir dizayn yapmak lazım ona. Ya da aracı yükselteceğiz buna göre. Yani bu gerçekten de buna göre baştan dizayn edeceğiz. Ben Big Daddy Wheel için bu aracı baştan dizayn ederim. Şimdilik Big Daddy Wheel'ları bırakalım. Big Daddy Wheel'lar biraz sıkıntı çıkarır bize. Ne yapıyorsun oğlum? Nereye attın Big Daddy Wheel'ı ya? Big Daddy Wheel'ı cihazın içine bırakmış olması efsane. Bak canım benim. Ah senin açına tüküreyim ya. Ha? Bu yılda bırak. Ha? Sen elektrik mi dolduruyordun en son? Pardon. Görevlerine bakalım senin. Hover training. Accept. Holiganlar. Accept değil. Kabul değil holiganlar. Hadi kabul holiganlar ya. Holiganları hallet diyor. Yarış falan demiyor ya. Bu güzel olabilir yani. Holiganları hallet görevi. Bir şöyle bakalım. Bak holiganlar buradaymış mesela.
Ya senin yerim holiganlı ya, gel buraya. Canım benim, bu da manyak ettiniz beni diye duruyor orada. İşte laf da etmiyor bana. Sakin sakin bekliyor orada efendi gibi ya. Ha bak, seni de yukarı aldım biraz daha. Bence daha iyi oldu. Aşağıda çok bir yerlere takılacak gibiydiniz. Şimdi kesinlikle daha kaliteli olduğunuza inanıyorum. Bak ne kadar uzakta durursan benim için o kadar iyi. Çünkü benim silahlar railgun. Hepsi böyle uzaktan ateş eden silahlar. Sen de bunu fark ettin kolay bir şekilde. Ya geç kaldın ama fark ederken. Bütün düşmanlar gitti. Görev tamamlandı. Allah! Ya şunu da hiç sevmiyorum ya. Düşeceği yeri adam gibi belli edemiyor, gösteremiyor. Orada duruyoruz, kafamıza atıyor gökten bir şeyi. Zank diye böyle iniyor tepemize. Var mı başka? Training Novice. Tamam, o Training Novice'a doğru gideriz biz şimdi. Haritayı bir açalım. Burada diyorsun. Abi buzların da üstünden gidilmez şimdi ama neyse hadi. Şuraya bir gidelim, oradan doğru indire indire gidelim. Oo, araca bak sen. Haklısın, böyle müzikler çalmakta valla. Uzun süredir böyle güzel tombul bir hedef olmamıştı karşımda. Seni güzel savaşın anısına azat ediyorum. Senin parçalarını sökmeyeceğim, almayacağım. Kendi kendine toparlan, yaşamaya devam et. Önemli olan kardeşlerim burada sayılar. 40 tane araba avlamamız lazım. Kaç kişi avladık, kaç kişi avlayamadık, biz bunun derdindeyiz. Bak. Şimdi sen gel. Aa, sen de artık olmamışsın ki yani, bizim klasmanda bir şey kalmamış yani. O zaman ben söylediğim yere doğru buzullar da kaya kaya. Bir de hasar görüyor paşam ya, devamlı böyle bir yolda kayarak giderken. Nedir yani? Gaydırak yaparak gitmen lazım. Bunu isteyen sendin yani. Bir de bir basit bir hover training olması lazım şunun şurasında yani. Zırhlı düşman buldum, dayanamam. Bu roketler falan fena vuruyor ha. Buz pateni yaparak gidiyorum abi. Aa, bu hiç hoş olmadı bak. Şuradan sonra humuslu toprak geliyor. Humuslu toprağa girmememiz lazım. Etrafından dönmem lazım humuslunun. Bak yine buzul var. O bile kabulüm yani. Ama yok, illa bizi humusluya atıyor. Arkadaşım ne inatçıymışsın bu mekan seçme konusunda. Sen düştün mü direkt yere? Abi geldin, ben bu adamla kapışacağım dedim ve yere mi düştün? Ya bu şimdi oldum ama ya. Karizma yerle bir. Bizim kaç düşman kaldı bu arada? 30, 36 olmuş, 40'ta 4 tane kalmış topu topu. Kendimizi artık şu açık araziye atalım bence. Şu alt tarafta küçücük bir ankorum, minicik pillerim var. Habire hasar gördüm, hasar gördüm diye ağlıyorlar, üzülüyorum. Bak şurada bir station var. Oraya da gideriz ama önce şunun yanına bir varalım. Keşke bütün çıkışlar şöyle olsa. Bütün tepeler böyle olsa bu oyun çok daha güzel bir yer olurdu. İzdazyon da şurada zaten. Onu halledeceğiz yani. O sıkıntı olmayacak belli ki.
Canım alışmış olman artık lazım. Bu sefer daha da alengirli yerler çıkardım karşına diyor. Abi eski driftçilerden kim kaldı? Ben hallederim bunu, sen merak etme. Hovercraft'ın bu driftine alıştım ama biraz fazla dönerseniz o içeride kaldığınız an çok hoş olmuyor. Sen malları teslim et, ondan sonra gideceğim ben. Malı ver. Neler yapabileceğiz? Bunu da göreceğiz. Adamın bu aracını geliştirerek gidebilirim ya. Gerçi o zaman gitmenin ne anlamı var? Yani geliştirmenin ne anlamı var? Bu hali de gayet güzel aracın. Niye geliştirmekle uğraşalım ki? Cep. Map. Kapat. Şurası. Güzel olan çünkü. Pardon, pardon. Çok pardon. Şurası. Ya tepedeydim işte. Boşuna söylememiş. Obi-Wan Kenobi abi. Anakin yukarıda ben duruyorum. Aklını alırım gelme diye. Yukarıdan saldırmanın dayanılmaz hafifliği. Abicim şimdi bana güzel bir görev ayarlıyorsun. Bak supply drop olur. Bu neymiş? Fly throughout the checkpoints. Flying slalom lateral. Bu hoş değil. Ki zaten almıyorum. Çok da uzaktaymış. Şuradan bir parça bakalım. Önce Hawkeye bakalım. Big Daddy Wheel var Hawkeye'da. Tank ve palet muhabbetindense iki tane Big Daddy Wheel alıp bir ihtimal Big Daddy Wheel'larla tamamen yapmak isteyebilirim aracı. Çünkü bu tank paleti de sonuç olarak bizim değil yani. Tamamını Hawkeye dönüştürmüş oluruz. Böyle de araç var sonuçta. Yeni dönem böyle tanklar da çıktı. Tekerlekli. Ground Anchor bilmem ne. Hawkeye M4 Medium Track. Bak mesela. Görüyorsunuz. Kendi trackleriyle tank yapabiliriz. Wing Wheel nedir ya? Ha kanat şeyi, tekerleği, tamam bir uçak yaptığında. Railgun veriyor. Daha fazla railgun al diyor. Bu büyük silahtan veriyor. Silah veriyor yani. Silah konusunda şey yok. Ama benim de herhangi bir şekilde silah isteğim yok. Zaten çünkü çok silahımız var. Better Future Solar Panel. Ah be, Required 2 diyor. Bak hemen atladım, onu alacaktım. Tekerlek dediğimizde zaten bütün tekerlekler bu kadar. Tamam. Better gun small, better gun long small bir şey. Ve de hödü. Evet. Ne bekliyoruz şimdi biz? Eneni o ne ya? Galaksi büyüklüğünde bir şey duruyor orada. Ve küçük olanı gözüne kestirdi. Oğlum sen hiç sağlam gibi durmuyorsun ha. İstediğin kadar büyük ol. Ah. Buymuş işte olayın. Bir tane kaldı. Benimsin. Supply drop için oraya git diyor. Bir saniye, supply drop için oraya giderim ben. Öncelikle şunu bir kurmam lazım. Ne verdin abi bana? Large Fort Wall verdi efendim. Bunun her şeyi fort bu arada ya. Kale kurdurmaya çalışıyor bana devamlı. Helikopter pervanesi verdi bir tane de. Şunun alanına gireyim. Kutu burada. Sen neredesin dedi.
Oldu mu ya? Çok güzel şeyler var burada. Motion engine'ler, bir şeyler yapacağız. Bunlardan bir şeyler yapacağız. Ama ben en son var ya, bak, size buradan sözünü veriyorum. En son şu istasyonun falan var ya, çok rahat üstünden geçecek dev gibi sarı bir tane araç yapacağım. Behemoth wheel'lı araç yapıp da yeterince rahat rahat kullanamadık yani. Çünkü biz big boy wheel bile taktığımızda büyük oluyor. Behemoth wheel'lı bir tane araç yapacağım. Onu hep birlikte kullanacağız. Şimdi şunu şöyle bırakayım. Build diyeyim. Paleti deneyeceğim sadece. Yani paleti yapsak yeter gibi geliyor bana. Şuradan hemen tekerlekten Hawkeye diyorum. Paleti getirdiğim zaman paletin büyüklüğüne bakalım. Öndeki paletin yerine bunu takabiliriz gibi geliyor bana. Medium track. Çünkü öncekiler neydi? PX Small track'ti. Yani daha da cücüktü böyle. Evet, iyice küçüktü yani. Bu hoş değildi bu. Bunu şöyle alalım. Buraya bir bırakalım. Şunu alıp onun yerine koyalım. Bakayım ben. Hayır. Aynı seviyede olmadı. Bunu da onun yanına koyarsak şöyle. Bu daha önce yere basıyor gibi. Bu yıldı. Evet, bu daha önce yere basıyor. Orta tekerlekler daha önce yere basıyor. Yok ya. Bu teker şey olmuyormuş yani. Bu build'in içinde olmuyormuş bunlar. Eğer bu değil de small'u olduğuna göre, medium'u olduğuna göre, affedersiniz düzeltiyorum. M4 medium track diyor ya. Big track diye bir şey alırsa o zaman bu iş olacak büyük ihtimalle. Warhorse steel var bir tane. Bak. Big Daddy Wheel var. Warhorse Wheel var. Steel nereden çıktı? Warhorse Wheel var. Warhorse Wheel olursa bu iş olabilir. Warhorse Wheel'la bu aynı statte gibi duruyor. Palet bir de bir yerlere vurup duruyor ya devamlı, o yüzden söylüyorum. Çakıp duruyor kendisi, ama bu da ön tekerlekten çok arka tekerlek olacakmış gibi. Tamam, böyle bir değişiklik yapmayalım biz. Biz efendi gibi teker... Oğlum geri gel. Geri gel yavrum. Tamam. Biz aracımızı olduğu gibi geri bırakalım kardeşlerim. Bir dahaki bölümümüzde görevlerimizi yaparak kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyorsun? Surgeon Smash'e rapor ver demişsin. Surgeon Smash nerede? 200 metrede. Surgeon Smash bu mu? Yo, bir araç. Aa, Surgeon Smash'e rapor var dediği şey bir görevdi. Biz almadık onu. Hadi onu da alalım. Ben çünkü çok merak ediyorum artık ne diyecek yani. Artık bu yüzsüzlüğün nasıl bir seviyesi olabilir? Aha. Surgeon Smash aynı zamanda burada. Ama orada da bir düşman var. Evet, yine aynı şeyi söylüyor. Senin bu zorlu çalışmalarını, harcadığın emekleri ben gördüm. Seni takdir ediyorum. Ama daha sonra bir inisiyatif anı olunca gelecek de bana haber ver. Bak, yine benden izinsiz birilerine saldırıyorsun. Aklını alacağım dedi. Tam olarak böyle söyledi. Benden izinsiz birilerine saldırıyorsun, aklını alacağım dedi. Big Track. Big Track. Kardeşlerim, ben bu olmaz, belki büyüğü olursa olur diyorum. Oyun diyor ki al o zaman. Big Track diyor. O zaman videomuzu sonlandırmadan bir deneyeceğiz sizinle. Kaçarı yok yani. Hemen bir büyük tekerleği takıp deneyeceğiz. Bakalım oluyor mu diye. Build diyorum. Şu küçük tekerleği alıyorum. Şöyle bırakıyorum. Tekerlek diyorum. Hawkeye diyorum. Big Track diyorum. Wow. Fazla bile oldu bu seferki. Fazla bile iyi oldu bu seferki. Hatta bu arkadakiyle oldu sanki.
Bunlar tamamen birbirinden farklı yapılar. O yüzden biz hiç elleşmeyelim buna. Tamamen farklı yapılar. Ben kardeşlerim bu tekerleklerle bu aracı bir daha dizayn edeyim. Büyük tekerlekle, büyük paletle falan gibi şeyleri kullanarak bir daha dizayn edeyim. Bir dahaki videomuzda o aracımızla oynayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zamanki gibi beğeni yorum paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.